Herkese selamlar, ben Alperen. Yeni bir One Punch Man videosuna hoş geldiniz. Daha önceki güç sıralama videolarında sadece animeye göre bir liste hazırlamıştım, izleyenler bilir. O videonun yorumlarında bir arkadaşa mangayı okuduğum zaman yeni bir video yapacağıma söz vermiştim. Bu arada 161. chapter çıktı, ben ona göre bir liste hazırladım. Siz bu videoyu izlerken kaçıncı chapter gelir bilmiyorum. Ona göre değerlendirirseniz çok sevinirim. Ayrıca sıralama videoları kişisel fikir içerdiği için bana katılmıyorsanız yorumlar kısmında kendi listenizi paylaşmayı unutmayın. İçeriklerden memnunsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Listeyi hazırlarken özellikle 10 ile 15. sıralar arasında bayağı bir zorlandım. Çünkü bazı karakterler Saitama'dan tek yediği için gücünü tam göremedik. Bir kısmı da güç olarak birbirine aşırı yakın gibi görünüyor. Son kararım Orochi'nin köpeğinden yana oldu. Saitama'dan kaçtıktan sonra Bank ve bomba karşı savaştığını görmüştük. Fubuki köpeğin 2-3 saldırısını engelledikten sonra iki kardeş combo saldırılarını yaptıklarında Chomar'ı yendik sandılar. Ama Chomar Reis combo yedikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi karşılarına dikilmişti. Eğer otur komutu onu durdurmasaydı sanki biraz iki kardeşi uğraştıracaktı. Evsiz adam normal insan vücuduna sahip nadir canavarlardan birisidir. S seviye zombi adamı perişan etmekle işe başlayan evsiz adam büyük bir yıkım gücüne sahip. Çirkin Führer'i bir kenara attıktan sonra az daha çocuk imparatoru da öldürüyordu. Ama Atomic Samurai güneş kılıcını alınca az daha evsiz adamı öldürecekti. Zaten ardından iradesi zayıfladığı için Tanrı tarafından güçleri elinden alındı. Bombardıman gücüyle kahraman birliğini zorladığını söyleyebiliriz. Atomic Samurai benim favori karakterim olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Birçok düşük ve orta seviye canavarı basit bir şekilde katletmekle işe başlıyor. Ama canavar birliği strateji yapıp çoğu karakterin karşısına zayıf olacağı canavarlar göndermişti. Siyah Sperm'de bölünme özelliğiyle Atomic Samurai'yi az daha öldürüyordu. Çoğu karaktere beklediğimiz Power Up da Atomic Samurai güneş kılıcını elde ettiğinde gelmişti. Tam evsiz adamı öldürürken Altın Sperm'in kolunu kestiğini görüyoruz. Güneş kılıcıyla her ne kadar baya bir güç kazansa da kılıç az daha ruhunu yutuyordu. Bakalım ilerleyen chapter'larda daha da güçlenebilecek mi? Net bir şekilde en çok şaşırdığım kişi Metal Bat oldu. Garo ile birlikte Sage Centipede'e karşı inanılmaz işler yaptı. Tabii ki Garo kadar etkisi olmadı ama en azından iskeletini falan kırması çok garipti. Ayrıca Sage Centipede bile hala yaralı olmasına rağmen nasıl bu kadar güçlü olduğunu kendi ağzından söylüyor. Metal Bat de bir insan koruyacağı birisi varken en güçlü formunda olduğunu iddia etmişti. Savaş ruhunun uyanmasıyla Metal Bat listemizde 12. sırada. Gümüş Diş'in abisinin bu listede olması garip gelebilir. Bakalım dediklerime katılacak mısınız? Bomun gücünü gördüğümüz kısım Garo ile olan savaşıydı. Bu savaş öncesi Garo'nun saliseler içine rakipleri delik deşik ettiğini gördükten sonra Bomun kısa süre onunla başa baş savaşması listeye girmesi için yeterli gibi geliyor. Fubiki'yi kurtardığı sahneyi ne kadar hızlı olduğunun kanıtı olarak gösterebiliriz. Tabi bunlar çok kısa sürede olduğu için listenin çok ileri kısımlarında olamıyor. Bomb'da anlattığım konular Bank için de geçerli. Biraz eskiye gidelim. Boros arkında Melzergard'ı kısa bir süre içinde yok etmişti. Manganın son chapter'larına da bakarsak aslında gücünü her zaman saklayan bir ihtiyar görüyoruz. Bu gücünü eski öğrencisi Garo'ya karşı tamamen kullandı. Bayağı iyi savaştığını söyleyebiliriz ama tabii ki de yetmedi. Yine de S sınıfı 3. sırayı hak ettiğini düşünüyorum. Bizim insanımız hızlı karakterleri ayrı bir seviyor. O yüzden Flashy birçok insanın favorisi olacaktır, buna eminim. İlk başta iki orta seviye olarak alabileceğimiz canavarı yenmekle işe başlıyor. Bu savaşta gücünü tam göremesek de manganın ilerleyen chapter'larında bizleri oldukça şaşırttı. Platinum, Sperm ve Garo'ya karşı bayağı bir ayak uydurmuştu. Bu iki büyük güçte canavara karşı ayak uydurabilmesi onu bu listede 9. sıraya yerleştiriyor. Bu arada bahsettiğim üçlünün savaşı sırasında gökyüzü inanılmaz bir hal almıştı. Göstermeden geçmek istemedim. Flash'in ardından hemen Platinum Sperm geliyor. Zaten normal siyah halde ve altın halde bile inanılmaz derecede güçlüydü. S sınıfı birçok karaktere ve özellikle Atomic Samurai'ya karşı neler yaptığını hatırlarsınız. Fakat onun tam gücünün gösterildiği savaş Flash'in aradan çekilmesiyle başlamıştı. Garo ile tek tek kaldıklarında ışıkların daha da hızlandığı söyleniyor. Ama yine de Garo'ya karşı galip gelemedi.
Bu iki tehlike seviyesi bilinmeyen canavar son 4-5 chapter'da ortaya çıktı. Dünyaya Tanrı'ya karşı gelmiş yumruğu yok etmeye geldiklerini söylüyorlar. Denizdeki canavar Saitama'dan tek yediği için ne kadar güçlüydü tam bilemiyorum. Ama yine de güçlerini eşit aldım. Sage Centipede de Garo ve Metal Bat'e karşı savaşmıştı. Rakiplerini bayağı küçümsedikten sonra sonu ortadan ikiye bölünmek oldu. Garo onun sayesinde yumruğunu nihai forma getirme fırsatı bulmuştu. Hem Psychos'u hem Orochi'yi ayrı almaktansa birlikte almak daha mantıklı geldi. Zaten Psychos onun bedenini kullanarak gücünü arttırmıştı. Tatsumaki ile olan savaşlarında yıkım gücü çok enteresan seviyelere çıktı. Tek bir saldırısı dünyanın yüzeyini kestiğinde bayağı şaşırmıştım. Bu gücün Tanrı tarafından ona bahşedildiğini iddia ediyor. Her ne kadar olağan dışı güç seviyelerine çıksa da Tatsumaki'nin gücüne karşı gelemedi. Tatsumaki neden S sınıfı 2. sırada olduğunu Psychos'ta olan savaşında bizlere çok rahat kanıtladı. Önce Gyora Gyora'yı aradan bir çıkarıyor. Ardından Psychos'u çamaşır sıkar gibi ezmesi gerçekten etkileyiciydi. Baktı bu da yeterli değil. Bütün gücünü açığa çıkararak yeryüzünden büyük bir parçayı koparıyor. Kopardığı büyük kütleyi mızrak atarmış gibi Psychos'u yok etmek için kullanmıştı. Sanırım psişik güçlerde karşısına durabilecek pek bir kişi yok. 5. sırada olması gayet uygun diye düşünüyorum. Blast'ı listeye koymakla koymamak arasında çok gittim geldim. Şu ana kadar fazla bir feat'i bulunmuyor. Söyleyebileceğim birkaç şeyden birisi Flash'ı Flash'in saldırısına karşı arkasında belirmesi oldu. Bayağı hızlı bir karakter olduğu çok açık. Elindeki siyah küplerle uzayı bükebildiğini söylemişti. Ayrıca yumruklarını kenetleyerek Saitama'yı dünyaya ışınladığını görmüştük. Büyük ihtimalle ilerleyen chapter'larda 2. veya 3. sıraya yükselir fakat bu az bilgilerle 4. sıraya koyuyorum. Boros açık ve net bir şekilde animeye gelmiş en güçlü canavar. Mangaya baktığımızda da hala en güçlü alanlar oldukça fazla. Saitama'ya karşı birçok kez evrim geçirip farklı formlara bürünmüştü. Tek bir tekmesi Saitama'yı aya yollayacak kadar güçlü. Hatta Saitama'nın normal yumruk kombosuna karşı iyi kötü ayakta kalabilmişti. Boros Saitama'nın gücünü onayladığı nadir kişilerden birisidir. Bu bile Boros için yeterlidir diyelim ve 2. sıraya geçelim. Bu kısımda biraz açıklama yapmam gerek çünkü Boros'un daha güçlü olduğunu düşünenler var. 2-3 chapter sonra Garo vs Saitama bayağı kızışmaya başlayacak. Bu savaşta Garo son uyanışla birlikte ciddi kafa darbesinden sonra bile ayakta kalabiliyor. Boros'un tek tekmesi Saitama'yı aya yollarken Garo'nun yumruğu Saitama'yı Mars'a gönderdi. Bence Boros ve Garo arasında çok çok az bir güç farkı var. Boros daha güçlüdür diyenlere saygım var. Ama bence son formuyla Garo Boros'u az bir farkla geçti. Normalde VIP komikten bir şey almadım ama bu kısım için biraz ayrıcalık tanımak istedim. Listede neden God yok diye soran birçok kişi çıkacaktır. God birkaç kez mangada gösterildi ama ona seviye biçilecek bir savaş henüz görmedik. Listeye koysaydım Saitama ile eşit ya da bir üste koyardım. Fakat bu yine de çok sağlıklı bir ölçeklendirme olmuyor. Saitama'ya da gelirsek zaten hiçbir şey anlatmaya bile gerek yok. Ciddi yumruğundan sağ çıkan henüz hiç kimse olmadı. God'la bir savaş olur mu bilemiyorum. Olursa nasıl olacak herkes tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Videoyu burada bitiriyorum. Kardeşim senin listeni beğenmedim, birçok yanlış var diyorsan yorumlar kısmı senin için bekliyor. Ben de sizlerin görüşlerini bu şekilde görmüş olurum. Videoyu hazırlamamda bana yardımcı olan Ahmet Evin, Mehmet Evin ve Kamil'e çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.